Yönetmen olur musun, olamaz mısın, olamaz mısın? Sadece destek olursan, ha şu şekilde. Tamam, kayıt. Tamam. Evet, turizm sezonu yaklaşırken Bodrum'da tabii en büyük sektörlerden bir tanesi olan fırıncılar sektörü yeni beklentiler içinde. 2 yıldır zam alamayan Bodrum fırıncıları yeni sezonda tabii artan maliyetlerden dolayı sıkıntı içerisinde. Biz de bu Bodrum'daki fırıncıların beklentileri yönünde ne tür talepleri var, sezonu nasıl hazırlanıyorlar, bununla ilgili Bodrum Fırıncılar Odası Başkanı Sayın İbrahim Bey'le dernek olarak faaliyete geçen Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Bey'le birlikteyiz. Hem beklentileri yönünde hem de turizm sezonuna yaklaşırken özellikle sektörün en büyüklerinden bir tanesi olan Bodrum Fırıncıları beklentilerini İbrahim Bey'den alacağız. Evet, İbrahim Bey, öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Tabii yeni bir sezona giriyoruz. Sektör olarak baktığımız zaman birçok metropolde artan ekmek zamları, ama Bodrum'da 2 yıldır zam alamıyorsunuz. Bununla ilgili hem bir fırıncı olarak hem dernek başkanı olarak beklentileriniz ne yönde? Tabii hem fırıncı olarak hem fırıncıları temsil eden dernek başkanı olarak beklentimiz her zaman maliyetlerimizin orantısında ekmeğimize zam alabilmek, malımızı değerinde satabilmek, ticarette ayakta kalabilmek için maliyetlerin girdileri kadar ekmeğimize zam yansıtıp biz sektörümüzde var olma telaşındayız. Başka bir beklentimiz yok. Malum bu sene turizm sezonu iyi geçmeyeceği için maliyetlerimiz yazın da yüksek rakamlara ulaşamayacağımızdan dolayı bu sene biraz daha yukarılarda olacak. Şu an gündemdeki maliyetlerin üstünde Bodrum'un bir maliyet şartları var. Dolayısıyla beklentimiz, verirlerse zam beklentimiz var. Başka bir beklentimiz yok. Özellikle bundan yaklaşık bir ay önce Sayın Bakan'ın açıkladığı bir rakamsal değer var, 60-65 kuruş civarında, ama bu hani genelde bir maliyet hesabı yapmış bakanımız, ama Bodrum'a baktığımız zaman hem rayiç bedeller, kira özellikle ve artan maliyetlerden dolayı bu bütün illere kapsanan veya bütün bölgelerde kapsanan o fiyat politikası Bodrum için geçerli mi? Şimdi Sayın Bakanımızın açıkladığı rakam bir kere doğru bir rakam değil bize göre. Tabii ki Bursa'daki bir belediye yapımını baz alıp da öyle bir rakamı telaffuz etmesi biz fırıncıları her zaman üzmüştür, üzüyor da. Şimdi bir şeyin maliyetini 400-500 bin ekmek kapasiteli bir fırının maliyetine göre ayarlarsanız ve maliyet dediğiniz ham madde maliyeti ise bunun içine devletin aldığı vergi, SSK, bunlar yoksa, amortisör giderleri yoksa, gelir giderlerin bütün girdilerin şeyi yoksa, ham madde olarak tabii ki bakan beyin söylediği daha aşağıda olabilir. Sadece ham maddeyi baz alırsanız. Ama bunun sevkiyat ayağı var, depo ayağı var, imalat ayağı var. Bunların hepsini ilave ettiğinizde buradaki şartlar bakan beyin tam aksine 1-260'a tekabül eden bir maliyetimiz var bizim. Dolayısıyla bakan beyin maliyeti, söylediği rakamlar özellikle kış şartlarında bizim burayla hiç alakası yok. Yani onu söylemek için Tarım Bakanlığı'ndan birinin gelip Bodrum'daki fırınların birinde oturup kasasında veya işletmesinin başında oturup acaba ne yapıyor, ne ediyor, para kazanıyor mu diye kış aylarında test etmesi lazım ki ondan sonra bu dediğiniz şeyler üzerinde konuşalım. Siyasetçilere baktığımız zaman veya genelde ekonomi hep ekmek veya simit fiyatları üzerinden hesaplanarak millete siyaset yapmaya çalışılıyor ama siz hem fırıncı olarak hem dernek başkanı olarak hani Bodrum'daki maliyet konusunda tam bir beklenti üzerinde birçok fırıncı arkadaşla konuştuk. En az 1.25 olması gerektiği yönünde ifadeler ettiler. Evet. 1.25 oranı sizi kurtarır mı şu şartlarda? Şimdi 1.25 oranı tabii ki şu şartlarda kurtarmaktan kastımız ticaret hep para kazanmak için yapılan bir sanat olduğu için para kazanmak %20 para kazanayım dersen 1.25 bizi kurtarmaz. Ama sadece para kazanayım derseniz 1.25 birden yukarı bir rakam olduğu için tabii ki iyidir. Ama bizim kış şartlarında yine malum aynı şeyi söyleyeceğiz. Kış şartlarında baz aldığımızda 1.25 bize para kazandırmaz. Yazın kazandırır, kışın yazın kazandığımızı tüketmeye gider. Başka da bize para kazandıracak bir sektör değil. Burada kapasite sıkıntısı var. Sadece ekmeğin 1.25 olması şey değil. Yani her fırın ortalama 1.000-1.500 ekmek yaptığı için kapasite derdimiz var.
yazın eleman bulamadığımızdan kışın elemanları finanse etmek derdimiz var. Dolayısıyla burada kapasite olmadığından, her gün çoğalan fırın enflasyonu olduğundan dolayı 1.25 normal bir rakam ama şu anki 1 lira bizim için çok zor bir rakam. Hele kışımızın zor geçtiği, yazdan da iyi beklentilerin olmadığı bir sezonda çok kötü bir rakam. Bu durumda baktığımız zaman babaklarının belli bir denetimi var herhalde. Biraz 100 metrekare olması gerekiyor fırından şu anda. Bodrum'daki fırıncılar tüm o şartlar ve kurallara uyuyor mu şu an? Şimdi eskiden 100 metrekareydi ama 2014'ten beri 250 metrekare olması lazım fırın ruhsatı olanlar. Tabii yani ona uyuyor demek doğru olmaz. Ruhsatsız, ruhsat prosedürüne uymayan ama işletmecilik yapan çok fırınımız var burada. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Tabii ki buradaki herkesin, idarecilere de bazen bir şey diyemiyorsun. Biz de zaman zaman gidiyoruz. Başkası da geliyor. Ya idare metodumuz var. Herkes birbirini idare ediyor gibi. Ama yoksa kriterlere uyarsanız, normal kriterler 250 metrekare baz alınması lazım. Ama diğerleri de unlu mamuller adı altında ruhsat alıyorlar. Dolayısıyla faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama ekmek yapmamalar lazım. Genel olarak bu konuda bir girişiminiz var mı? Ya zaman zaman oluyor ama sonuç alamadığımız için çok şey yapmıyoruz. Çok da üstüne gitmiyoruz. Ege'ye baktığımız zaman genelde hani deniz ve deniz ürünleri en çok tüketildiği illerde bir takviye sahip kesilendi bile. Dağlarda yetişen o otlarda Ege'de biraz ekmek tüketimi diğer illere göre az mı sizce? Şimdi Ege'de, şimdi biz Ankara'da da fırıncılık yapmış ticaretçiler olduğumuz için Ankara'yla başka yerlerle kıyasladığınız zaman çok az. İşte bir evde 10 kişilik bir aile düşünün. Burada yok ama yine de öyle baz alın. Ankara'da en aşağı 20 ekmek tüketirse burada 3 ekmek tüketir. Çünkü ekmek kültürümüz yok burada. Dolayısıyla nüfusa orantı yaptığınızda burada 250 bin nüfus yaşıyorsa 100 bin ekmek tüketimi ya var ya yok. Tabii ki o da bir sıkıntı. Çünkü buradaki insanlar ya yetişim yaşayan insanlar oluyor, ya ekmek yemeyip et kültürü, balık kültürü olan insanlar var, ot kültürü olan insanlar var. Yani bize bir faydası olmuyor. Ekmek tüketmiyorlar. Bu da kapasite olarak bize sıkıntı olarak geri dönüyor. Yani bir Ankara'da olsak veya Konaca'nın üst kesiminde olsak, orada bizim gibi, ben de Erzurumluyum, bizim gibi doğudan gelen insanların ekmek kültürü var, ekmek tüketimi var. Yani alt tarafla uç bir örnek de değil ama üstle alt taraf arasında en aşağı iki ekmek fark edebiliyor aile başına. Çok bir ekmek tüketilmiyor, doğrudur. Bodrum'da tüketim az. Şeye baktığımız zaman Karya Unlu Mamuli olarak belki Ege'de en büyük imarethanesi bulunan ve işletmelerden tanesi ve Bodrum'da birçok da turizm sektörüne hizmet veriyorsunuz. Biraz da Karya'yı tanıyalım sizden. Hem istihdam alanıyla ilgili hem toplam hizmet verdiğiniz metrekare bazında istihdam ettiğiniz eleman konusunda neler söylersiniz? Şimdi Ege'nin en büyük imarethanesi demeyelim ama Bodrum'u baz alalım. Bodrum'da tabii ki büyük bir imalatımız var. Sektörümüz Parakende ve toptan çalışıyor. Toptanımızda bütün yarım odayla hizmet olarak çalışıyoruz. Otellerde ağırlıkta çalışıyoruz. Büyük marketlerle, kurumsal marketlerle, restoran kesiminde. Genelde marka değerimize uyan her firmayla çalışıyoruz. Parakende sektöründe de amacımız marka olmak. Marka değerimizi yükseklere taşımak. Karya büyük bir firma. Tabii ki Denizli merkezli. Merkezimiz Denizli olup büyük bir firma olarak, Karya olarak baz alırsanız şubesi çok olan ama Bodrum'da Torbaoğlu Mamuller Karya Fırın olarak iki tane şubesi olan merkezi torba olmak kaydıyla 65 torbada, 8'de Gölköy'de olmak kaydıyla 73 tane çalışanımız var kış şartlarında. Böyle bir firma, hedefleri olan bir firmayız. Geçtiğimiz yıl dernekleştirme anlamında bir girişim yaptınız ve şu anda da Bodrum Fırıncılar Derneği olarak kuruldu. Fırıncılar olarak çalışmalarımızı bazen takip ediyoruz ama ya bununla ilgili işte hem ekmek zamlarıyla ilgili hem daha sektörü iyiye taşıyabilme açısından faaliyetler ve çalışmalarımız var. Şu anda biraz ara verdik diyelim yani faaliyetlerimize. Şöyle, çünkü yaptığın şeyler sonuç alamıyorsa, burada bir şeyler engel oluyorsa çok zorlamanın bir manası yok. Zorladığın zaman birey olarak veya firma olarak tekrar geri dönebiliyor zorladığın şeyler. Bir de fırıncı arkadaşlarımız çoğu halinden memnun gibi. Oturduğunda yani yapacağın plan programı söylediğin zaman yapalım gibi bir şeyler değil de normal güncel hayatın memnuniyeti olduğu için çok bir hamle yapmıyoruz. Zaten yapabileceğimiz hamlelerimiz kısıttı. Elimizden gelen de bir şey yok. Dolayısıyla böyle sakin sakin oturuyoruz.
şey yapmıyoruz yani. Peki tabii bir ay kaldı yaklaşık sezona. Tabii siz de ona göre hazırlıklarınızı ve elemanlarınızı da bu şekilde hazırlıyorsunuz. Bir işletmeci olarak, bir sivil toplum kuruluş başkanı olarak Bodrum'da 2016'dan beklentileriniz sizden aldı. 2016'dan tabii karamsar olmamak lazım ama yani çok bir şey beklemiyoruz. 2015 iyi bir sezon olmadı. Seçimdi, şuydu buydu derken ama 2016 çok daha farklı bir sezon. İşte Rusya krizi, Güneydoğu'daki malum olaylarımız var. İşte Antalya'nın boş kalması, oradaki fiyatların düşmesi Bodrum'u etkiliyor. Şimdi ben bir ay daha var diye beklemiyorum sezonu. Sezonun buradan geç açılacağını, bu sene ticaret yapan insanların para batırmadan, düzgün ticaret yapıp kar değil de zarar etmeme derdinde olmaları için çaba harcamaları gerektiğini, en azından biz firmamız olarak çok bir şey beklemiyoruz. 2016'yı en az zararla, en cüzi gelebilirsek karla nasıl atlatırız ona bakıyoruz. Düzgün adımlarla, paramızı batırmadan, paramızı kimseye taktırmadan, müşterilerimize en iyi hizmet vermek kategorisinde markamıza yakışan bir yıl olarak geçirmeyi hedefliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hem esnaf olarak hem Fırıncılar Dernek Başkanı olarak tabii beklentiler var. Herkes karamsar olmamak gerekiyor. Ama buradan umuyoruz ki tüm sektörlerin o beklentilerini karşılayacak olumlu gelişmeler olur. Bodrum'da hem esnaf kazanır, hem vatandaş kazanır, hem de Bodrum o beklentilerin aksine güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz. Buradan da bizleri kabul ettiği için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayır, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mesleğimizin veya fırıncıların arasında sorunlarını dinlemek için zahmet etmiş buraya kadar gelmişsiniz. Tabii derdimizi genel basına duyuramıyoruz ama zaman zaman genel basın olarak sizler geliyorsunuz. Ben fırıncılar ve şahsım olarak teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Başarılar. Hepimize başarılı bir yıl olsun. Güzel bir sezon olsun. Gönülden diliyorum. İnşallah başarılı olur. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Özellikle mesleğinizde de baktığınız zaman usta yetiştirmek, kalifiye eleman yetiştirmek de zor. Bununla ilgili dernek olarak kurs veya bununla istihdama yönelik çalışmalarınız var mı? Şimdi onunla ilgili ticaret odamızın faaliyetleri oluyor. Zaman zaman ihtiyaç olduğu zaman eğitimler, kurslar oluyor. Orada ticaret odası bize yardımcı oluyor. Halk eğitiminde yok ama ticaret odasından zaman zaman yardım alıyoruz ama yetişmiyor tabii, çırak yetişmiyor. Yetişmediği için fırıncıların para kazanma sektörlerinden biri de artık ortak üretim yapıp, butikleri saymazsanız, dağıtım yapan fırıncıların bizim gibi bir çatı altında toplanıp eleman tasarrufuna, dağıtım tasarrufuna, maliyet tasarrufuna gidip de işte böyle Bakan Bey'in bile bizi zorda bıraktığı dönemlerde en azından kapasitesi olmayan Bodrum'da 1000 ekmek yerine 10.000, 15.000 ekmeklik bir kapasiteye ulaşabilmek için 8, 9, 10 fırıncı neyse toplanıp maliyetleri en asgari şekilde tasarruf ederek para kazanma ihtimali var. Yoksa alttan eleman gelmiyor. İstediğiniz gibi bu okul olmadığı için, kimse de fırıncılık doğru düz para kazanmadığı için eskisi gibi bu sektöre yönelmediğinden dolayı hep sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tek çözümü ortak üretim, ortak akıl. Bütün Bodrum fırıncılarını, Bodrum, Turgut Reis ve Yalıkavak olmak olarak 3 kategoride toplayıp üretimleri 3 ayrı bölgede yapıp dağıtım yapan fırıncıların rahatlaması gerekiyor. Başka bunu, türlü yok. Bununla ilgili peki bir çalışma, bir proje hazırladınız mı? Bununla ilgili zaman zaman çalışmalar hazırlıyoruz. Bunun örneği olarak Turgut Teyze'de Turexan diye bir firmamız var. Meslektaşlarımız var. Onlar yıllar önce yapmıştı. Ama burada herkes sen ben davasının olduğu için kimse kimseye kapasitesini kaptırmak istemiyor. Veya yarın farklı bir olgu olacak diye böyle bir girişimden kaçıyor. Zaman zaman bir adım atıyoruz. Ama adımıza karşılık bir adım bulamadığımızdan geri çekiliyoruz. Ama kim ne yaparsa yapsın, bu benim düşüncem, senin düşüncenden ziyade herkesin ortak düşüncesi olması lazım ki sektörümüz zor zamanlarda ancak böyle birleşerek bir güç birliğiyle para kazanabilir. Başka türlü bu işlerin içinden çıkma şansımız ne kadar iyi kaptan olursan ol, ne kadar iyi idareci olursan ol çok zor. Bu sezonda 2016'da böyle bir oluşumumuz olsaydı en azından bu hasarla atlatabileceğimiz yıllarda kendimizi daha rahat toparlardık. Hem personel, hem dağıtım, hem yakıt, hem girdi çıktı, her neyse hem alım. Dolayısıyla daha iyi bir sezon atlatabilirdik Selçuk Bey. Peki, teşekkürler. Rica ederim.